Arkadaşlar ben artık YouTube'da içerik üretmeme kararı aldım. Çünkü bu hayatta temel amacım sevgi, sağlık ve para. Polis olacağım. Çünkü polis olursam bu mükemmel araçlarla gezebileceğim. Ve şununla devriye atmak. Yani bunun tadını bilen oraya bir like atsın. Neyse şaka bir yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirmiş olduğu operasyonlarda ele geçirilen bu ultra lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyete verilmiş. Emniyette bu araçları polis aracı yapma kararı almış. İçlerinde sayamadığım kadar Mercedes, Bentley, Ferrari aklınıza gelebilecek bütün lüks araçlar var. O kadar farklı noktalara değineceğim ki hangisinden başlasam bilmiyorum. Mesela kafamda şöyle bir senaryo var. Biliyorsunuz ki günümüzde polisten kaçan suçlular artık ters yönden gitmeye bile razı durumda. Neyse farz edelim ki suçlunun birisi adam yaraladı. Polis olay yerine intikal ettiğinde suçlu aracına binip kaçıyordu. Ama unuttuğu bir şey vardı. Bu araçlar kendi aracından daha hızlıydı ve kovalamaca başladı. Suçlu kaçıyor, polis kovalıyor, suçlu kaçıyor, polis kovalıyor. Polis tam suçluya yetişecekken amirim Önümüzde kasis var. Ferrari ile bu kasisi geçemeyiz. <laughs> yani bu araçlarla suçlu kovalamak isteseniz kovalayamazsınız. Sadece tek bir amaç için kullanılabilir. O da İstanbul'a gösteriş. Çünkü biliyorsunuz ki önümüzde bizi bekleyen bir yerel seçim var. Ama bunun şu zamanda yapılmasının saçma olduğunu düşünüyorum. Hali hazırda zaten ekonomimiz affedersiniz boku yemiş. Bence bunu yapmanın sırası değildi. Çünkü bu araçlar için harcanacak benzin, bakım ücretleri falan vergilerle bizden çıkartılacak. Bu yüzden daha mantıklı bir senaryo düşünürsek bu lüks araçlar bir şekilde elden çıkartılıp daha fazla da polis aracı alınabilirdi. Daha da mantıklısını soruyorsanız bu araçlar ihale usulü satılıp geliri hazineye kaydetmek olurdu. Tabi kendileri bu araçları polis aracı yapma kararı almışlar. Ama dediğim gibi bu araçları standart polis araçlarına çevirebilirlerdi. Ha tabi bir süre sonra muhtemelen bunu uygulayacaklardır. Ülkede zaten akli dengesi yerinde olan şoför sayısı az. Araçlara zarar geleceğine, maddi zararlara yol açacağına değiştirelim diyecekler. E tabi bu hareketin altında hepimizin aklına tek bir şey yatıyor. O da yerel seçimler. Belli ki İstanbul'u almak istiyorlar. Bu yüzden şu sıralar sık sık böyle şeyler görebiliriz. Ayrıca bu olay insanların büyük bir kısmının içine sinmiş. Yani herkes işte yabancılar da varsa bizde de olsun kafasındalar. Ama güzel kardeşim yabancılar bu arabaları güzel bir işte 4-5 ayda alabilirken sen güzel bir işte başlasan hatta günlük 10.000 TL kazansan bile bu arabayı alman 10 sene sürüyor. Yani bunu sidik yarışı olarak düşünenler var. Sen bugün standart bir araba almak için bile senelerini verirken hala ne bu işte yok işte Amerika'da da var da bizde de olsun. Yani normalde ihanız sihanı size yetiyordu. Nereden geldi bir anda bu Amerika yetişme çabası anlamadım. Gönül isterdi ki polis arabalarını bu hale getirebilecek kadar ekonomik güce sahip olalım. Ama yapacak bir şey yok. Türkiye yüzyılında yaşıyorsunuz. Bu yüzden ben bunun desteklenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ha olur olmaz da demiyorum ama şimdilik bunun sırası değil. Bir diğer soruda bu araçlar kullanılması için kimlere verilecek? Yani yeni polis olmuş birisine verecek halleri yok. Uzun süredir bu işi yapanları vereceklerdir. Çünkü bu dönemde artık iş bulamayan memur olmak istiyor. Biliyorsunuz ki memur maaşı asgari ücretin iki katı. Haliyle millet memur olmak istiyor. Bu yüzden ileride ben atanamayan sayısının çok fazla olacağını düşünüyorum. İşte bu yüzden en ufak karar bile sonucunda kötü şeyler getirebiliyor. Ayrıca yakın zamanda tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın araçları da resmen böyle sergi gibi önümüze sermişlerdi. İçlerine dahil değilse bu araçlara ne yapacaklarını da merak ediyorum. Bunları da polis aracına mı çevirecekler yoksa ihale satacaklar mı bilmiyorum. Ama satılsa cidden çok büyük paralar ortaya çıkacak. En basitinden tek bir Ferrari'nin fiyatı 36 milyon TL ki bunun yanında deli getirmedim. Mercedes'ler bile tanesi en az 2-3 milyon TL'den başlıyor. Sanki bir oyunda hile açıp araç spam etmişçesine çok fazla sayıdalar. Çok deli paralar çıkacaktır ama her ne kadar deli paralar çıksa da mükemmel sarayımızın aylık giderini anca karşılayabilirler. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Esenlikle kalın.